İpin de basmıyor. Abla! Ay hoş geldin abla. Abla al çabuk bunları. Cansu, kapıyı açmayacaksın diye çok korktum. Ay, açtım anca geldim ya. Neredesin abla canım? Olsun, çıktı, inşallah canım. Hiçbir şey unutmadın. İnşallah unutmadım ama canım çıktı. Hemen üstümü değişin, sen onları yerleştireceğim. Ondan sonra hemen. Yemekleri yetiştirememe ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka bir demo yapmıştır ama masasını yetiştiremeyebilir, üzerini giyinemeyebilir. Gökhan Bey gibi bizi bir fiyaskoyla karşılayabilir. Bu konuda bu hafta masada susmayan Oğuzhan Bey'in bugün çok ağır eleştiriler alacağını düşünüyorum. Ama gerçekten eğer Oğuzhan Bey bu hafta bugün eğer yemeğini yetiştirirse hakkaniyetli bir şekilde puanını da verir. Cansu, kaç yıllık evlisin? Ben mi? 5,5. Daha yeni evlisin. Evet, evet. 2 tane de çocuğum var demek. Çalışıyor musun? Lise mezunuyum ben. Hiç çalışmadın mı? Kısa bir süre markette çalıştım. Kardeşin Oğuzhan nasıl biri? Çok kıskanç. Bana karşı acayip kıskanç. Seni mi kıskanıyor? Tabii. Şöyle kıskanır. Giydiğime, gezdiğime, her şeyime karışır. Evli olmama rağmen. Hala karışıyor mu? Karışır tabii, karışmaz mı? Sen Oğuzhan'ı kıskanıyor musun? Olmuyor, olmuyor. Benim küçüğüm, kıskanmıyorum. Aranızda kaç yaş var? 1,5 yaş var, çok az. Demek Oğuzhan seni çok kıskanıyor. Benim arkamdan konuşuyorsunuz. Beni ne kadar kıskandığını anlıyor. Demek Oğuzhan seni çok kıskanıyor. Kıskanma değil de hiç kimsenin kötü olmasını istemiyorum ailemden. Yani herkes iyi olsun istiyor. İki kardeş misiniz? Evet, iki kardeş. Oğuzhan, süreyi başlatıyorum. Ay Gürbüz, ay! 2 Hayır, hiç hazır değilim. 1 Başla! Süremiz başladı. Cansu, nereye gidiyorsun? Bilmiyorum, ben gideyim. Kal burada, kal. Başladın mı ben? Tabii ki başladık. Ay, size bir şey anlatabilir miyim bu arada? Hadi anlat bakalım. Nasıl dolandırıldığımızı anlatacağım. Ne? Dolandırıldınız mı? Oğuzhan yarışma için geldiğinde, abla dedi araba kiralayalım dedi. Ben de internetten bir numara buldum, araba kiraladım. Bana ehliyetini at dediler, attım. Dediler ki parayı dediler yatır, araba buradan valeyle çıksın dediler. Ben de çok güzel parayı Oğuzhan'a yatırdırdım. Araba gelecek diye bekliyoruz, numara beni engelledi. Gürbüz dedi ki parayı dedi hemen istiyorlar dedi. Ondan sonra parayı dedi yatıralım dedi. Ondan sonra dedi şey yapacaklarmış dedi. Canlı valeyle çıkacak. Ha, canlı valeyle dediler dedi. Bana. Bu arada Cansu, bana 2000 lira verirseniz yarışmada birinci olabilirsiniz. Sıra bana gelince mi uyandınız? Yok, artık uyandım. Tamam, 5000 liraya anlaşalım. Gürbüz, senle bana gelen uyanık oluyor yavrum. Bu ne bahtsızlık Oğuzhan? Sizde de hiç şans yokmuş. Bıyık büküle gaytan oluyor, anla Gürbüz. Cansu, para gönderecekseniz IBAN'ımı verebilirim. Tamam. Oğuzhan, şu anda ne yapıyorsun? Gürbüz, hemen beyran çorbamın böyle içine ilik kemiğini attım. Şu anda çok kaynar, çıkartmak da istemiyorum. Beyran çorbasının özelliği nedir? Gürbüz, beyran kuzu etinden olur. Ama ben buna güzel lezzet versin diye dananın kemiğinden attım ki... Güzelce bunu atacağım. Neden Antep'in beyran çorbasını tercih ettin? Yani bunun aslında benim için Antep'i, Giresun'u, atıyorum Elazığ'sı, Kastamonu'su hiçbir şeyi yok. Benim damak tadımı idare eden yani her İtalyan çorbası da olabilir. Başka çorbalar da olur. Bu yeter ki benim damak tadıma hitap etsin yani. Beyran çorbasının yüksek ısıda pişmesi gerekiyor. Bunu yapabilecek misin? Burası bir restoran değil sonuçta Gürbüz. Restorandakiler gibi olmuyor yani ama... Yani restorandaki gibi olmayabilir. Gayet başarılı oluyor. Özel servis tabaklarım da var ama... Şu anda ne yapıyorsun? Bunlar dana antrikotlarım. Şunların şöyle zarını çıkartacağım. Bunu et kapama için mi yapıyorsun? Evet, bunu kapama için yapacağım. Ben bunu... Şöyle koyup dolaba atacağım. Bunların hiçbirini ziyan etmem ben. Onları nerede kullanacaksın? Kıymalıklarda kullanırım. Cansu, Oğuzhan'a evlenmesi için kız bakıyor musunuz? Biz hiç karışmayız. Annem de ben de hiç karışmıyoruz. Kendi bulsun. Bir kız vardı sevdiği. Kız onu istememiş. Gerçekten mi? Neler duyuyorum Oğuzhan? Yalan. Giresun'da çok güzel bir kızdı. Oğuzhan, senin gibi yakışıklı, mesleği elinde dükkanı olan birini neden istemedi? Ay bilmiyorum, kız bunu istemedi. Ya beni istememezlikten değil aslında da benim babam rahatsız diye biraz sorun çıktı aramızda. Ben o babamı bırakamayacağım. O da o kızdan sonra tövbe etti daha. Kimseye bakmıyor mu? Gürbüz Bey, Canan etlerini kasaba doğratmıştı. Canan bunu çok iyi izlesin program çıkışında. Neden etleri özellikle sen doğramak istedin? Ama ben doğradım Gürbüz. Bu etler aslında yani daha büyük doğranıyor. Normal mesela ben restoranımda doğrasam daha büyük doğruyorum ya da daha ufak doğruyorum.
Tanrı antrikotu nasıl doğradığını anlatır mısın? Bak bunların bu antrikotun zerlerini çıkardım. Ondan sonra bunlar insanın yemekte ağzına geliyor. Bunları iki kere çekimle beraber kıymalıklarda falan köfteler için harikulade kullanabiliriz. Zaten çok yumuşak bir ettir. Bunlar esnaf lokantası çalıştırmanın sırları değil mi? Tabii ki, tabii ki. Mesela bu yemekte en büyük özelliği bu kapamanın karabiberdir. Benim lokantadaki müşterilerim, nasıl diyeyim, böyle köylerden gelen amcalarım, teyzelerim, her şeylerim biraz mideden rahatsız oluyorlar, sağlık problemleri oluyor. Onun için ben biraz karabiberini az koyuyorum ama bugün karabiberini yoğun kullanacağım. Bu arada iki tane düdüklü tencere kullanıyorsun. Evet. Yani iki tane el açmam olduğu için düdüklüyü de kullanamıyorum herhalde bu arada. Ben bakayım mı? Canan sağlıklı bulmadığı için düdüklü tencere kullanmıyormuş. Canan'ın bütün konuştukları fiyasko. Canan kendiyle çok çelişen bir bayan. Yani düdüklü kullanmıyorum diyor ama diyor ben diyor tuzu seviyorum diyor. Ya Canan sen bir sağlıkçısın. Bana hiç ben sağlıkla mesela hiçbir alakam yoktur. Bana deseler ki yani sağlığın için düdüklü mü şey mi tuz mu? Ben düdüklüden yana olurum. Hiç değilse kontrolüm altında olur. Sen düdüklünün sağlıklı olmadığı hakkında bir şey duydun mu? Ya ben hiç öyle şeylerle hiç ilgimi çekmiyor. Yani Canan yemekten saç kılı çıktı diye elemanını işten çıkartan bir bayan. Yani benim gözümde hiçbir önemi, hiçbir değeri kalmadı Canan'ın o hareketinden sonra. Canan Hanım ilk günden beri her şeyi bir bütçeye bağladı. Bir böyle para olaylarına, yani gitseydiniz, gezseydiniz, ben şuraya gittim, bunu yaptım. İşte herkes bunu yapmalı, bunu giymeli, bunu almalı. Böyle bir şeye hiç rastlamadım. Herkesin kendi özgü bir karakteri var. Yani kendisi de maalesef ki karakterini bize yansıttı. İlk gün kesinlikle yansıtamadı. Gözünü sık sağlayacak durumdaydı. Ama ikinci günden sonra kendisini çok farklı bir Canan olarak gördüm. Bu konu beni şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Bugün herhangi bir şeyin organikliğini, fiyatını sorgulayacak mı? Bugün hangi bombayla karşı karşıyayız? Çok merak ediyorum. Ama herhangi bir bomba patladığında aynı şekilde ona karşılık vermekten hiç kaçınmayacağım. Cansu seni yakaladım. Yakalandım, siz bakmıyorken. Görüyor musun Oğuzhan? Tamam bunlar kalabilir zaten. Yani verecektim hemen de gördün. Tamam çık mutlaka beni diskalifiye et yürütünde seni öldürürüm dayaktan. Oğuzhan'ın 2 puanını az kalsın alıyordum. Gerçekten. O zaman çıkartın mutfakta niye tutuyorsunuz gürbüz? Sana destek olmasın mı? Destek oluyor da yani yanlış hareket yapıyor. Benim 2 puanımı alamazsın gürbüz. Nasıl alacaksın? Ben de seni var diye Giresunlardan kalktım geldim. Sen ne kadar acımasız bir insanmışsın. Abla geç şöyle otur elini hiçbir şeye sürme. Tamam. Hadi canım sana başarılar ben gidiyorum. Sağ ol canım öpüyorum. Görüşürüz hayatım. Cansu'ya çok teşekkür ediyoruz. Neyin hamuruyla başlıyorsun? Hamuruyla başlıyorum. İlk başta su böreğin hamurunu yapayım hemen. İki hamurda da süt ve yumurta kullanan yarışmacımız su böreğinin hamuruna ayçiçek yağı, burma baklavanın hamuruna da sirke ekliyor. Oğuzhan, Canan sizi derinden etkilemiş olabilir mi? Yani Canan derinden etkilemiyor. Canan patavatsız, Canan görgüsüz. Ne diyorsun Oğuzhan? Bunlar kavgada söylenmez. Kavgayla alakası yok. Benim masada gelip de ben sizin için 2000 liralık çiçek aldım diyen bir kadın benim için full görgüsüzdür gürbüz. Ben şu tatlımı sen benim aklımı karıştırıyorsun. Ben Oğuzhan Bey'in yine susacağını düşünmüyorum. Her zamanki gibi konuşacak ve bazen boş konuşacak. Gereksiz yorum yapacak. Kendi yemeklerini de gereksiz savunacak. İşte yemeklerimi savundum diyecek. Senin gibi duygu sömürüsü yapmadım diyecek ama başımızı ağrıtacak. Hamura neden limon attın? Gürbüz daha güzel oluyor, daha güzel duruyor. Bunun tarifi bu. Ben burada sana yemek dersi vermeye gelmedim gürbüz. Ama seni izleyip nasıl yaptığını merak eden seyircilerimiz var. Tamam, onlar için söyledim. Şimdi bunun hamuruna ben tabii ki bunun hepsini açmayacağım. Seyirciler diyecek ki çok hamur kullanıyor. Hamurun hepsini açmayacağım. Siz gittikten sonra hamurlarımı atmıyorum. Kesin kalan hamurlarla Cansu'ya yemek yaptırırsın. Burmalı tatlının hamuruna kabartma tozu ve limon suyu ekleyen yarışmacımız un döküp yoğurduktan sonra kenara alıyor. Oğuzhan, Gizem dün yüksek puanlar aldı. Evet, puanları güzeldi Gizem'in ama hak ettiği puanları aldı. Yani ben şimdi Canan'a 6 verdim. Gizem'in o sofrasına 6 veremezdim yani hakta kalırım. Gürbüz ben sana dediğim gibi ben hiç vicdanen çok rahatsız olurum böyle şeylerden. Canan da Gizem'e 6 puan verdi. Canan Hanım 6 verdi tabii. Yani Gökhan Bey bize dedi ki Gökhan Bey'in masasında ben sordum. Canan onu niye yaptı gürbüz biliyor musun? Neden? Kameralar oynadı. Resmen kameralar oynadı Canan. Sana göre Canan gününden sonra değişti mi? Canan 180 derece döner normalde her şey. Canan 360.
Yani 720 de dönebilir. Çok döndü. Yine hamur mu yapıyoruz? Evet, bu su böreğimin hamuru. Su böreği ile baklava hamuru arasındaki fark nedir? Ya bunlar sirke falan da giriyor daha kıyır kıyır olsun diye. Bu şimdi sudan da çıkacağı için Gürbüz, ben bu tuzu ne yapacağım ya? Bu tuzla benim kaldı başım belaya Gürbüz. Tuz konusu çok önemli. Aman dikkat et. Çok önemli Canan'da, biz tuzdan hiçbir şey yemedik. Hayatta da ilk defa böyle bir tuz kullanıyorum Gürbüz ya. Kapağını çıkarıp kaseye döksene. Bence de işte kapağını çıkartamadım. Gürbüz al bunu. Eyvah, dökülüyordu. Heh be, ay Allah. Sence Gizem yüksek puanları hak etti mi? Gizem hak etti. Yani ben Canan'a 6 vermeseydim Gizem'e 6 verebilirdim ama Gizem'e 6 verirsem Canan'a 5 vermek durumunda kalırdım. Onun için Gizem'e 7 puan verdim ki Canan Hanım'dan biraz daha önde olsun. Gizem'in hasır tatlısı nasıldı? Çok iyiydi tatlısı. Gizem'in tatlısının üstü yanmıştı. Bana dediler ki tatlının içi çok güzel. Baktım Özge Hanım falan da hepsi yiyor, güzel dediler. Yanık yeri hiç beni rahatsız etmesin dedim. Hiç damak tadımı almasın dedim. Ulan Gürbüz! Oğuzhan! Neredesin? Kaç dakikam kaldı Gürbüz? Daha çok zamanım var. Geçen süreni söylememi ister misin? Söyle Gürbüz. Tamı tamına 28 dakikam bitti bile. Canan dün Özge ile senin işbirliği yaptığınızı iddia etti. Tam bir rezillik, tam bir fiyasko. Yani Gürbüz, Özge ile ben işbirliği yapsam atıyorum. Ben de Canan'la Gökhan'ın işbirliği yaptığını düşünüyorum. Orada sessiz sakinler kendi gününde oynadılar. Ya Özge Hanım çok sert eleştirileri var. Çok boş eleştirileri var ama Özge dobra bir kız. Yani benim tam sevdiğim tipte bir kız. Tabii ki de yani Özge'nin o dobra yorumlarını desteklemekle mükellefim ben Gürbüz. Telefonunu almışsın Özge'nin. Beni ara demişsin. Evet, doğru dedim. Beraber gezeriz tozarız demişsin. Gürbüz, ben İstanbul'un gece hayatında çok çalıştım yavrum. Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Parayla giremeyeceğiniz yerlere namımla girelim. Hadi canım. Hemen masamı alacağım. Gürbüz, önümden çekilir misin? Markette de bana aynısını yap. İstersen masanı getirebilirim. Hayır, ben alırım Gürbüz. Nereye gidiyorsun, nereye? Gürbüz, masamı aldım. Hadi çabuk ol o zaman, çabuk. Masayı mutfağa taşıyan yarışmacımız su böreğinin hamurunu yoğurduktan sonra bezelerini ayırıyor. El açması tavada su böreği. Su böreği diyerek aslında çok riske almamış. Çünkü su böreğinin incecik bir hamuru olması gerekmiyor. Bir şekilde hamur açacak. Sen bir aşçısın. Ben de işte Canan'ın da pide yaptı. Ben de elimde lavaş açtım. Çok daha farklı bir ara yemek beklerdim. Su böreği nedir? Peynirini atacak. İşte tavada göre göre çevirip pişirecek. Kolay seçimler olmuş bugün bence bir aşçı için. Neye geçtik Oğuzhan? Gürbüz, şimdi şu tatlının şerbetini bir atayım. Eyvah, hala şerbeti yapmadık mı? Halen derken Gürbüz, hangi birini yapayım yavrum? Şimdi ne yapıyoruz? Gürbüz, şimdi kemiği çıkardım. Ay Allah kahretsin. Eyvah, ne oldu? Oğuzhan ne oldu? Yok Gürbüz, olmadı. Aman bir şey olmasın sakın. Ey maşallah be, ey maşallah be! Kuzuya gel, kuzuya! Gürbüz! Gürbüz! Efendim? Bu az önce yediğin fındıklar nerede yavrum? O eski yediğin fındıklar şimdi gıdıklar. Eyvah, ben çok fındık yedim. Ceviz! Ceviz de seviyor musun? Sevmez miyim? Emin et, bizde ceviz çok güzel olur. El açması burmalı tatlısı için cevizler rondodan geçirildikten sonra dinlenen hamur bezelerine ayrılıp açılmaya başlıyor. Cevizlerle birlikte sarıldıktan sonra da burmalı tatlısı son şeklini alıyor. Lokantada da bu tatlıyı yapıyor musun? Yok, hiç yapmam. Ben dükkanımda tatlı yok. Peki bu tatlıyı nereden öğrendin? Anneannemlerden, annemden. Giresun'da babaanneyle, anneanneyle yakın mı yaşadınız? Yani babaannemle beraber, ben babaannemle büyüdüm zaten. Neden? Benim annem çalışıyordu. Ondan sonra biz, ben de babaannemle beraber duruyordum. Biz sabah 6'da kalkıyorduk, bahçeye gidiyorduk. Akşam babaannemin bana daha çok şeyi verdi. Bizim o zamanlarda öyle uçak, benim çocukluğumda uçak çok yaygın değil diye. Babaanneme diyordum ki, babaanne diyordum, ne zaman gideceğiz dedim. Babaannem de bir uçak daha geçsin gideceğiz diyordu. Sabah 8.30'da geçiyordu o uçak. Hiç unutmuyorum artık, sabah uçağı mıydı neydi. Daha Gürbüz, ondan sonra akşama kadar bekle dur uçak geçecek diye. Meğersem bir uçak geçermiş. Bir de havaya bakıyordum. Ondan boyun fıtığına kaldım zaten. Hamur açmaya devam eden yarışmacımız oklavayla son şeklini verdi. Burmalı tatlısını cam tepsiye yerleştiriyor. Giresun üstünde vapur barıyor. Eşref'in yarasını anam doktor sarıyor. Eşref'in anası yanmış ağlıyor. Atma hakkı atma, pişman olursun.
Atın kurşundan yavrum sen utanırsan. Yeter mi Gürbüz? Bravo! Oğuzhan gerçekten sesin güzelmiş. Ya güzel ama Gürbüz ben çok türkü kullanmıyorum. Giresun olduğu için böyle ben sanat müziği okuyucusuyum. Yarışmacımız burmalı tatlısını fırına vermeden önce üzerine eriyen tereyağını süzerek döküyor. Gürbüz benim şeyim nerede biliyor musun? Neyin? Fırınım. Fırının nerede? Öykünün odasında. Çok güzel pişiriyor Gürbüz. Öykünün odasında mı? Nereye gidiyoruz Oğuzhan? İnanmıyorum. Yatak odasında fırın var. Evet, Gürbüz bu fırını ben teyzeme dedim ki teyze bu fırını Allah'ın aşkına atma. Neden atma dedin? Allah'ını seviyorsan atma. O kadar güzel bir pişirmesi var ki bu fırının. Ben içeride konuşalım bunu bebişim. Koş Oğuzhan, koş. Gürbüz, hop, hay. Gürbüz gel gel gel, Gürbüz gel. Şimdi ne yapıyoruz? Eyvah, yağ kaynıyor. Yağ kaynasın. Bak gel soğan doğrayalım Gürbüz senle gel. Bakalım nasıl soğan doğruyorsun. Bak Gürbüz. Bravo sana Oğuzhan. Harika soğan doğruyorsun. Oğuzhan sana kasıtlı düşük puan verirlerse ne olur? 3 ölü 5 yaralı olur Gürbüz. Burada başka hiçbir şey olmaz bugün. Dün Oğuzhan Bey Gizem Hanım'a 7 puan vererek kendi gününe yatırım yapmıştır. Gizem Hanım'ı kendi yanına çekmeye çalışıp ona 7 puan verdi. Aslında hakkı 6'ydı ama kendi yanına çekmek istediği için ona kalkıp 7 verdi. Kendini uyanık zannediyor ama bugün gereğini görecek. Şimdi neye geçiyoruz? Ana yemeğim kapama. Bol soğanlı olur, bol sarımsaklı olur. Güzel antili kotletleriyle beraber biraz da patates koyduktan sonra buna Gürbüz. Et kapamanın yanında salata dışında vermeyecek misin? Pilav gider. Ondan sonra ya bulgur pilavı gider ya meyhane pilavı gider. Ama Zuhal Hanım biliyorsunuz pilavlardan yana değil Zuhal Hanım. O yüzden ben de kırmamak adına bu şekilde yaptım. El açması burmalı tatlısının kaynayan şerbetine limon sıkılıyor. Çok mu oldu kız? Kızlar çok oldu mu? Hanımlar çok mu? Hiç bana bir şey diyen yok burada. Beyran çorbası yapmasını nereden öğrendi? Ay Gürbüz ben bunu internetlerden falan öğrendim. Baktım Antep'te bulundum bir ara. O zaman biraz yedim tatlı toz biber. Beyran çorbasına devam eden yarışmacımız baharatlarını atıyor. Hangi baharatları atıyoruz çorbaya? Acı toz biber attım. Şey attım, karabiber attım. Şimdi birazdan da tadına bir bak. Başka ne koyacaksın? Sarımsak koyacağım. Beyran çorbası gerçekten çok güzel görünüyor. Oh ey yavrum benim be. Maşallah. Oğuzhan tatlı yanmasın sakın. Ahahay Gürbü. Koş Oğuzhan koş. Eyvah tatlı yanıyor. Yandı tatlı yandı. Gürbüz yüzümü kopardın. Yanmış mı? Hayır Gürbüz. Benim sayemde tatlıyı kurtardın. Koş Oğuzhan koş. Kaç 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 önümden kaç canımın işleri kaçın. Güzel. Hemen mutfağa dönen yarışmacımız et kapama için soyduğu patatesleri dilimleyip soğanlarla buluşturuyor. Evet bakın şimdi bunun Gürbüz. Bunun tuzunu koyayım canısım. Ömrümün yarısı. Ben sensiz ayrılmam. Oğuzhan romantik bir adam mısın? Ya ben evet Gürbüz severim. Yani centilmen bir insanım. Onu söyleyebilirim sana. Gönül rahatlığıyla beraber Gürbüz. Ve et kapamamıza et suyumuzu döküyoruz. Sonra fırına mı vereceksin? Evet Gürbüz şimdi bak bunun soğanları böyle diri diri olacak. Ha, yemeyen çıkartsın. Tencerede ne kadar kaynayacak? Bir 15-20 dakika kaynasa yeterli buna. Beyran çorbası için pirinç haşlayan yarışmacımız su böreği için hazırladığı hamur bezelerini açıyor. Su böreği yapmak herkesin harcı değil herhalde. Benim çok zorlandığım bir menü değil bu aslında ama Gürbüz şimdi ev benim evim değil. Nerede nasıl olduğunu bilmiyorum. Ocaklar farklı, şeyler farklı. Ondan birazcık sorun yaşayabiliyorum yani. Yoksa kendi evimde ben size bir gün Giresun'da ağırlayayım ama yarışmayalım. Sadece ağırlayayım. Yine siz bana 2,5 saat verin. Sen yine böyle bizi konuştur. Et falan. Üzerinde yarışma stresi var mı? Aa, olmaz mı ya? Şu ana kadar nasıl gidiyorsun? Ya inşallah yetişir Gürbüz. Bilmiyorum yani çok da bir şeyim kalmadı ama olabilir yani. Ben her zaman söyledim. Ben ne kadar iyi kendime güvenirsem güveneyim. Şaşmaz beşmez bir Allah var yani. Ben başka hiçbir şey demiyorum ama ben buradan bunu yetiştiremeden gidersem benim arkadaşlarım beni lime lime keser. Eyvah tatlı yanıyor.
koş Oğuzhan, koş. Ay ben dedem nasıl dedem. Kendisi 2,5 saatte bu menüyü yetiştirir. Öyle düşünüyorum. Çünkü çok panik bir insan değil. Gayet relax. Onu 3-4 gündür gözlemlediğim kadarıyla. Sıcakkanlı, relax, panik yapmayacak, aceleci bir insan değil. Planlı ve programlı çalışacağını düşünüyorum. Özellikle mutfağının da çok temiz olacağını düşünüyorum Oğuzhan Bey'in. Yetiştirebileceğine inanıyorum çünkü zaten zamana karşı yarışıyor. Hatta zamanı kalacak, oturup gürbüzle lak lak yapacaklar. Yatak odasındaki fırında pişen tatlıyı kontrol eden yarışmacımız mutfağa dönüp hamur açıyor. Eyvah! Neden böyle oldu? Gürbüz bana tatlı yandı dedi. Benim hamurum yapıştı. Su böreği için açtığı hamuru parçalanan yarışmacımız fırında pişen tatlıyı yeniden kontrol ediyor. Pişmiş mi? Pişmiş. Burmalı tatlısını fırından alan yarışmacımız su böreği için yeniden hamur açıyor. Gürbüz, Allah'tan dolapta hamurum var Gürbüz. Bir gittim geldim, burası çok sıcak. Hamurum yapıştı. Su böreği için açılan hamurlar sırayla sıcak ve soğuk suya alınıp şoklandıktan sonra tavaya yerleştiriliyor. Keşke hamurların hepsini açıp şoklasaydın. Kaç yetişmedi, kaç Gürbüz, kaç. Kaç. Et kapama için et suyunda haşlanan soğan ve patatesler cam tepsideki etlerin üzerine alınıyor. Gürbüz. Efendim? Hadi anam hadi. Hadi Oğuzhan hadi. Çabuk fırına giderim. Ne güzel yatak odası. Fırında var, sıcacık olur. Gürbüz, bunun altını son yarım saat kala yakalım ama. Tekrar mutfağa dönen yarışmacımız su böreği için hamur açmaya devam ediyor. 2-2 açıyorsun ama ilk açtıkların yapışmıştı. İçeri gittik geldik Gürbüz. Bu işte hamur böyle. Hemen yapışıyor. Yapışmasaydı ha bittiydi işte Gürbüz. Su böreği için açıldıktan sonra şoklanıp suyu sıkılan hamurlar tavaya yerleştiriliyor. Ardından ilk kat peynirli harcı konuyor. Şimdi ne koyuyorsun? Tereyağını koyuyorum. Kaşar peyniri, ezine peyniri ve maydanozun üzerine tereyağımızı da koyduk. Evet. El açması burmalı tatlısının şerbetini döken yarışmacımız su böreğinin hamurlarını şoklamaya devam ediyor. İstediğin gibi oluyor mu? Oluyor Gürbüz, oluyor ama tabii. Ben sorunlar yaşadık tabii. Bakın kenarları kalın oldu ama... Su böreğinin ikinci katına peynirli harcı koyup tereyağını döken yarışmacımız hamur açmaya devam ediyor. Su böreğinin yanında ne vereceksin? Su böreğinin yanında kiraz kavuracağım. Şimdi hemen buradan kalkmayla kirazı ocağa... Bir de salatam var. Var, salatam var. Ve de masam. Masam var. Kaç dakikam kaldı Gürbüz? Maalesef kalan süren 40 dakika. Ben 40 dakikada iki tepsi daha su böreği açarım size Gürbüz. Bana Zuhal Hanım yemeğe geliyor. Gürbüz yemeğe geliyor. Yarışmacı misafirlerim yemeğe geliyor. Ne meze ya? Onlar ne? Onları ben menü diye... Menü ben çeyreğine yazmam ya, alakartlarıma yazmam ya. Allah Allah! Kim tutar Oğuzhan'ı? Aynen öyle Gürbüz, aynen. Açılıp şoklanan hamurlarla kapatılan su böreğinin üzerine tereyağı döken yarışmacımız tavayı küçük tüpe alıp pişirmeye başlıyor. El açması büyük ihtimal dün Güzem Hanım'ın yaptığı gibi tavada lavaşın üzerine hafif su gezdirip arasına peynir koyacak. Hamurunu incecik açması lazım. Hamurunu bir önceden bir şoklaması lazım. Yani bize gerçek anlamda bir su böreği yapabilecek mi bunu açıkçası çok merak ediyorum. Onu biraz uğraştıracak ama uğraşlarına değecek mi göreceğiz. Evet bir el açması var. Bu bir emek istiyor ama bu hafta hepimiz bunu yaptık. Kendisi çok daha farklı bir şey yapmalıydı. Börek, beyranın üstüne bir su böreği bence çok ağır. Umarım onun da peyniri ağır olmaz. Yoksa bugün mide fesadı geçireceğiz yoksa. Sevgili Oğuzhan, kiraz tuzlaması nasıl oluyor? Gürbüz, biz de bu ayran kirazı deriz biz bu kiraza. Giresun'da mı? Hı, Giresun'da. Bunlar tuzlanır. Ondan sonra böyle kalın tuzlarımız vardır bizim. O tuzlarla beraber biz bunları tuzlarız. Hangi mevsimde oluyor? Yaz ayında oluyor. Biz bunları topluyoruz. Bu şeylerini çıkartıyoruz kenarlarını, zıbışlarını. Tuzluyoruz böyle bidonlara. Kiraz tuzlusu adı var. Ondan sonra yiyeceğimiz zamana yakın şeylerini çıkartıyoruz. Çekirdeklerini mi? Çekirdeklerini falan. Kiraz tuzlaması için soğan kavuran yarışmacımız altı pişen su böreğini ters çeviriyor. Şimdi neye geçiyoruz? Hemen salatama geçiyorum Gürbüz. Tuzlama ne oldu? Aha onun şeyini attım Gürbüz. Malzemelerine. Neler var içinde? Tuzun içerisine sadece soğanla yağ koydum Gürbüz. Gürbüz bak ben bunları daha önceden güzel bir şekilde
Yıkadım. Mevsim salata için yıkanan yeşillikler hızlı hızlı doğranıyor. Cansu, hoş geldin. Hoş bulduk. Annemi de aradım. Oo, ne kadar genç anneniz var. Anne! Oğlum, kolay gelsin. Sağ ol canım, teşekkür ediyorum aşkım. Yetişmeye çalışıyor anne, her şeyi yolunda. Anneciğim, çok genç görünüyorsun. Yaşınızı öğrenebilir miyim? 49 yaşındayım. Hangi 49, biz 30'a ben geldim. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Görüşürüz, kolay gelsin. Kiraz tuzlamasını mı yıkıyoruz? Böyle eve sudan geçiriyorum, öyle güzelce bunun tuzu çıkacak şimdi. Kiraz tuzlusu kavurma. Karadeniz efsanesi ama bizim Artvin'de pek duymadım. Ne olduğunu biliyorum. Ama bu mevsimde kiraz olmayacağı için büyük ihtimalle hazır kullanacaktır. Ona özellikle dikkat edeceğim ve eleştiri ona göre yapacağım. Kendisi Giresunlu, kiraz tuzlusunu büyük ihtimal hazır alacaktır diye düşünüyorum. Bu da işlenmiş, hazır, önceden marine edilmiş bir gıda. Tabii bu yemekleri yaparken bunu düşünmemiş olabilir ama biz puan verirken bunu düşüneceğiz. Kiraz tuzlaması için ayçiçek yağında kavrulan soğanlara tereyağı ekleniyor. Soğanlar yanmış mı? Nerede yandı? Neresi yandı? Gel bir tane yanık bul, ben bu programı terk ediyorum. Hadi o zaman göster bana. Tamam gel. Yanık bulamazsan dış ses ben olurum. Ben sana yanık yok demiştim zaten. Yürü, beni oyalama anne, beni oyalama. Mevsim salata için doğranan turplara limon sıkan yarışmacımız doğradığı yeşilliklere havuç rendeliyor. Ardından kavrulan soğanlarla kiraz tuzlamasını buluşturuyor. Çok güzel oldu. Hadi Gürbüz, hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakayım masaya. Önümü çıkartayım Gürbüz, öyle. Bana verebilirsin. Hadi bakayım. Hoppa! Bu arada üstüm başım batmış. İşte burada alın teri var. O kadar yemeği kim yetiştirebilir? Masa örtüsünü seren yarışmacımız yemek takımlarını masaya alıyor. Ulusan nereye? Atlarını kapatıyorum Gürbüz. Çabuk ol, çabuk. Böreği de kapadım. Börek pişti mi? Pişmedi ama onu çorbalar içilirken azıcık altını yakarım. Yani o olabiliyor herhalde değil mi? Yarışmanın formatında var. Evet, pişirmeye devam edebilirsin. Bu tabaklar kimin? Ay, benim bir tane Dilek ablam var. Melek gibidir böyle. Çok sevdiğim bir, amcam gibi sevdiğim bir ablamın eşi. Onun yengesi var Mine. Gelinimiz bizim. Görele geleni. Yarışmaya katılacağımı duyunca tabaklarını Giresun'da yoktur. Ben getireyim onun tabaklarını demiş. Ben şey yapayım demiş. Ben gittim de tabaklarını aldım. Hem de çocuğu o kadar hastaydı ki. Ne diyeyim Mineciğim, asla hakkını ödeyemem. Servis peçetelerinden sonra bardaklar ve çiçek masadaki yerini alıyor. Oğuzhan, sen çiçeğine kaç para verdin? Benim çiçeğimin verdiğim fiyatı asla söyleyemem. Çünkü öyle bir aile terbiyesi almadım. Öyle bir görgüsüzlük yok zaten. Çatalları nereye koyduydum ya? Buradalar. Masayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız çatal, bıçak ve kaşıkları silerek yerleştiriyor. Masamız bitti mi? Bitti. Ekmek abi, sürahiyi de ver, onu da su doldurayım getireyim. Sürahiyi dolduran yarışmacımız ekmekliğini masaya yerleştiriyor. Oğuzhan, seni tebrik ediyorum. 6 dakika kala her şeyi bitirdin. Mutfağı temizleyecek misin? Temizleyeceğim tabii ki Gürbüz Bey. Masayı tamamlayan yarışmacımız mutfağı toparlamaya başlıyor. Bunları bir toplasaydım, başka hiçbir şey istemiyorum. Son 4 dakika. Ay dur. Mutfağı toparlayan yarışmacımız tezgahı temizledikten sonra yerleri de paspasla siliyor. Oy miralay miralay, askerin alay alay. Al kızları askere, olsun askerlik kolay. Giresun türküsü, Giresun çocuğu, yapar dedim, yapar dedim. Boşuna gelmedim ben bu yarışmaya. Ben şimdi nereye? Şıklığımı konuşturmaya, öptüm. Yerleri silerek mutfaktan ayrılan yarışmacımız konukları için hazırlandıktan sonra tekrar mutfağa girip beyran çorbasının hazırlıklarına başlıyor. Bu tabakları özel mi getirttin? Bunlara evet. Yani sizler yardımcı oldunuz. Ben birazcık araştırdım, buldum, istedim. Hepsini hallettik. Normalde buna ne sürülür bil bakalım. Ne sürülür? Kuyruk yağı sürülür bunlara. Neden kuyruk yağı sürmedi? Ben kuyruk yağı yiyemiyorum Gürbüz. Ben kuzu eti bile yiyemiyorum. Beyran çorbası tabaklarına haşlanan pirinçlerden sonra didiklenen etler konuyor. İşte Antep'in meşhur beyran çorbası. Başka bir işlemi var mı? Başka hiçbir işlemimiz kalmadı artık. Sonra suyunu mu koyacaksın? Suyuyla beraber birleştireceğiz. Ama onlar misafirlerim geldikten sonra birleştireceğim. Beyran çorbasının tabaklarını hazırlayan yarışmacımız hemen üstlerini kapatıyor. Zil çaldı Oğuzhan. Zuhal Hanım geldi.